sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bu kez sizlere Mevlana'nın diyarı Konya'dan sesleniyorum. JTEX tekstilin etkinliğinin birinci gününden hepinize merhabalar. Değerli sektör mensupları, JTEX'in etkinliğinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. JTEX'in Türkiye genelinden birçok misafiri var burada bir önceki röportajda birçok şehir saymıştım. O şehirlere bir şehir daha eklendi. Efendim Aksaray'dan kalkıp geldi misafirimiz. Bolakar Mefşat'ın sahibi Sayın Mustafa Bola Kar bizlerle birlikte. Aslında röportaj öncesi efendim e, kamera açılmadan önce Sayın Bola Kar'la bir mini sohbet gerçekleştirdik. Sektörümüze bir giriş hikayesi var dedim ki Mustafa Bey'e. Mustafa Bey lütfen o hikayeyi anlatın da gençlere cesaret verelim buradan. Gençleri yüreklendirelim dedim ve Mustafa Bey de beni kırmadı. Efendim mikrofonu Mustafa Bey'e uzatıyorum. Hem hikayesini alalım. Hem hikayeyi dinleyelim hem de Mustafa Bey'i yakından tanıyalım izninizle. Efendim hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Mustafa Bey, efendim e, Aksaray'da perdecisiniz. Evet, evet. Hadi bizi şöyle bir Aksaray'a götürün. Mağazayı anlatın. Evet. Kaç yılında kimler sebep oldu? Nasıl girdiniz sektörümüze? 2004 yılında askerden geldim. E, önceki çalıştığım patronum Hı -hı. bana dedi ki e, işe başlayacağım dedi bana sözleşme yapacağım dedim ki ne sözleşmesi dedi 5 yıllık bana sözleşme vereceğim çalışma sözleşme çalışma sözleşmesi önceden de e, ben onun işlerini komple diktim ve dedim yok dedim ben 5 yıl içinde belki de dükkan açacağım dedim hı hı. ve çıktım dükkan aradım bir dükkan buldum dükkan kirası 300 liraydı e, eve geldim dedim baba dükkan buldum ben dedim dükkan açacağım Dairemiz vardı bir tane. Dedim satın. Yarısını bana verin. Yarısını da abime verin. Abim de marangoz. Hı hı. Ve ondan sonra e, dediler ki tamam. Ertesi gün oldu. Dedi oğlum dedi üçünek satayım. Sen dükkanını aç. E, ama dedi abin de seninle açmak istiyor. Yani dairemizi satmayalım. İleride oturursunuz lazım olur dedi. Hı. Ve biz üçüne sattık. Dükkanı tuttuk. Tereyemizi, abi marangoz ya. Ağaçlarla gittik. E, malzeme aldık. Abim tereyemizi yaptı. getirdi, koyduk. Bir eski masa. E, ve hiç perdemiz yok. Bismillah dedik. Biz başladık. Ondan sonra Fahir Peker Aksaray'ın büyük perdecilerinden. Allah razı olsun. Çok ekmeğini yedim. Sevgilerimizi yollayalım. E, buradan selamlarımı da yolluyorum Fahir Peker abime. E, dedi ki Mustafa bende parçalar var. Yani top sonu kalan parçalar. Gel ha, ha ikisi Bunları götür, sen de ekmek ye, bana maliyet 5 lira parasını verirsin bir ara dedi. Onları koyduk ve onların dikişini yaptık. Ee, öbür mağazaların dikişini yaptık. Ve makine örtüsü, buzdolabı örtüsü bunlardan diktim parçalardan. Onu da bazara götürüp sattım. Evet. Yani çünkü orayı ayakta tutmam lazım. Evet. Ve bir toptancı geldi Çetinler diye. Mustafa ta o zaman güneş ee, elemanıydı. Evet. Orada bize ürün verdi. Eee Tolyant'ın kırınkılını 8 lira yazdılar. Biz de e, başladık bismillah dedik. Geldikçe parça parça ödüyoruz. Evet. Ve ondan sonra e, Mustafa dükkan açtı. Allah binlerce razı olsun. Çok özür diliyorum. Değerli sektör mensupları, Mustafa Bolakar diğer Mustafa Bey'den söz ediyor. Yani J texin sahibi Mustafa Bey'den evet. söz Ve Mustafa geldi benim dükkanıma. Dedi bir dublo bir arabayla geldi. Hı hı. İçinde mal dolu. İşe ilk başlamış. O da bilezini bozdurup başlamış. Ondan sonra dedi ki Mustafa mal yıkacağım. Dedim arabayla beraber yık. Benim de arabam yok. Mosiklet ile montaja gidiyorum. Ve Mustafa dedi ki olur mu ortağım dedi ya. Ben de olur dedim. Bana araba lazım. İçinde ne kadar mal varsa arabayla bana vade yap. Yık git. Tamam ortağım dedi. Ben bir de Nevşehir'e gidip geleyim dedi. Mustafa Nevşehir'e gitti geldi. Arabayı satamam ortağım. Hiç, eşim izin vermiyor dedi. Çünkü benim de arabam yok dedi. Dedim ortağım söz verdim dedim. Ve Mustafa'nın arabayla malı ben aldım. Ve Mustafa dedi ki bana beni dedi bir terminale bırakabilin ortağım dedi. <laughs> ben Mustafa'yı terminale bıraktım. Mustafa böyle ağlamsı bir ifadeyle arabada gitti abi. Otobüse bindi. <laughs> Mustafa'yı biz gönderdik. Geldi buraya sıfır bir araba almış. Taksitli. Ondan sonra Bismillah demiş. Başlamış ve 2008'de Mustafa ile biz çalışmaya başladık ve 2019 bu yılımıza kadar çok şükür. Yani o zaman diliminde 4 yıl geçti. Evet yani evet. tabii 2008 ile evet. 4 yıl sonra. Tanıştık. 4, yıl sonra tanıştık. 4 yıl sonra tanıştık ve e, o gündür, bu gündür, gündür. bugündür e, hiç şeysiz, kefilsiz, senetsiz, küreksiz. Çeşidin bittim mi ortağım der, gelir bakar. Hı. Bitti ortağım derim, gönderir. Ve Allah razı olsun. Her konuda destek çıkmıştır. Allah işini gücünü rast getirsin. Mustafa Bey şimdi adaşınız Mustafa Bey nasıl bir insan desem bu kadar örtüşemezdi anlattıklarınızla. Yani e, o kadar güzel ifade ettiniz ki Mustafa Bey'in o kocaman yüreğini. Ve ben şu anda buraya mal almaya gelmedim. Yani e, çekim var, mal bağlantım var, Antalya etkinliği var Mustafa'nın. Hiç sıkıntı yok. Ben şu anda Mustafa'ya destek olsun. destek amaçlı geldim. Hayırlı olsuna geldim. Kendi arabamla geldim evet. ve e, onun yeri benim yanımda çok başka yani. Bazen insanın babasının ya da aile büyüğünün yapamadığını bir dost yapar değil Aynen. mi? Bir arkadaş yapar. İşte vefa dediğimiz... Ee, o güzel olgu da burada devreye girer. Evet. Keşke o vefayı yeni nesil e, daha güzel kavrayabilse, evet. o vefanın farkına varabilse. Aslında değerli sektör mensupları bu hikayeyi özellikle ben Mustafa Bey'e anlatmasını rica ettim. Çünkü bu hikayenin altında yatan bir ticarete başlama e, noktası değil, ya da bir ticaret yapmaya karar verme durumu değil. E, yani Mustafa Bey'e el uzatanların. Ee, yüreklerinin kocamanlığı Mustafa Bey'in de günü geldiğinde ahde vefaya saygı gösterişi. Hatta saygı duruşu. duruşu Şu anda Mustafa Bey alışverişe değil dostuna efendim e, arka çıkmaya gelmiş. Ne evet. kadar güzel bir örnek. Lütfen e, Mustafa Bey'in bu anısının altını şöyle çizin çizin de e, saklayın cebinizde. yani Şunu da söyleyeyim. Hani Mustafa piyasadan 1 lira fazla da verse evet ben Mustafa'dan hiç vazgeçemem. Hı -hı. Bak kaç tane firma gelir ve kaç tane firmayla da çalışırız ama Mustafa'nın yeri bambaşka benim yanımda. Hı -hı. Yani Mustafa Aksaray'a geldiğinde der ki ortağım ben geliyorum ne yapacağız? Hı -hı. Ve ben de ne istiyorsam onu yapalım ortağım derim. Hala o eski dükkanda mısınız? Yani Yok. 2004'te açtınız mı? Yok. İkinci dükkanım kale altındaydı. Üçüncü dükkanım Büyük Bölecek Caddesi'nde. Ve atölyemiz de orada var. Hı hı. E, büyük bir mağaza yaptık. Eşim de kofer benim. Evet. Artı ben bir de solucanla uğraşıyorum köyümde. E, çadır kurdum. Mustafa da gübremi çok şükür sattı. Şu anda pazarlığımız var. 20 ton gübre çıkardım. E, onunla da uğraşıyoruz. Bir de benim düğün salonum var Kutlu oh, Evet 5 yılını aldım. Orayla da e, uğraşıyoruz. E, ve e, eşim de destek çıkıyor. Eşim de kuaför olunca hep beraber yürütüyoruz Aynen. yani. Mustafa Bey düğün salonunu anladım da solucanı için büyütüyorsunuz? Solucan ben 500 bin aldıydım. Şu anda 4 bin solucanım var. Hı hı. Ve 20 ton gübre çıkardım ben. Hı hı. E, torbaladım, eledim. Evet. Ve solucan gübresi de çok etkili bir şey. Yani bizim Türkiye'mizde fazla bilinmiyor ama çok güzel bir ürün. E, ve e, türüyor. Solucan her üç aya çoğalıyor yani. Anladım. Gübre olarak kullanıyorsun. Gübre olarak kullanıyorsun. Evet. Şimdi e, e, tam bilinmiyor ama ben evet e, bu durumu e, birkaç kişiden daha duydum. E, efendim çok teşekkür Anladım. ediyorum. Şimdi arkanıza yaslanın. Evet. Kameramız yaklaşsın. CTEX evet. ailesine e, Sayın Mustafa Ceylan'a. Evet. Ee, buradan neler söylemek istersiniz? Bakın ne kadar güzel vesile olmuş. Sizi sektörümüze kazandırmış. Evet. Hatta bununla da kalmamış güzel bir dostluk, arkadaşlık var aranızda. Evet. Buyurun. Ee, öncelikle CETEX e, Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her konuda yani ben bu sene sıkıntıya düştüm ve bana dedi ki Mustafa hiç sıkıntıya düşme arkanda ben varım. Allah razı olsun. Ee, her konuda desteğini gördüm. Ve ben ailemin içine aldım. Çünkü ailenin içine almak çok başka bir şeydir. Ben evimde misafir ettim. Evimde yatırdım. Ama e, hiçbir zaman kuşku duymadım. Çünkü o benim kardeşim. Ve bundan sonra da dostluğumuz ebedi kalacak. Ve kendine işinde gücünde başarılar diliyorum. Allah ondan razı olsun çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Dostluğunuz daim olsun. Hayır, Çok teşekkür ederim. Değerli sektör mensupları, perde satıcılara haber portalı tabii ki Türkiye'nin dört bir tarafında çekimler yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki sektör mensuplarının sesini sizlere duyuruyor. Asla bir nevi sizlerle e, toptancıların, üreticilerin arasında köprü oluyor. Dolayısıyla Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu yani insanları tabii ki başkadır ama İç Anadolu'nun insanı da bir samimidir, bir doğaldır. İşte doğal, samimi bir dostu daha sizlerle tanıştırmanın mutluluğu içerisinde olduk. Ve diyoruz ki CETEX'in etkinliğinden güzel kareler yansıtmaya devam edeceğiz.